Potter serisi bittikten sonra yazar J.K. Rowling'in açıkladığı, belki bazılarını bildiğiniz ama belki de bazılarını ilk defa duyacağınız 17 tane bilgi sizlerle. 1. Hagrid'in bir patronusu yok. Bildiğiniz gibi patronus büyüsü ruh emicileri uzaklaştırmak için en etkili yöntem ama aynı zamanda da oldukça zor bir büyü ve maalesef Hagrid bu büyüyü gerçekleştirebilecek kadar yetenekli bir büyücü değil. Peki sizce Hagrid'in bir patronusu olsaydı, sihirli yaratıkları bu kadar çok sevdiğini de göz önünde bulundurursak eğer, sizce patronusu ne olurdu? 2. Hermione'nin el çantası yasa dışı. Hatırlarsanız ölüm yadigarlarında Hermione küçük bir el çantasına saptanamaz genişletme büyüsü uygulamıştı ve bu sayede çantada ne ararsanız bulabiliyordunuz. Ama Rowling'e göre bu kesinlikle Sihir Bakanlığı'nın onaylayacağı türden bir şey değil. Fakat yine de Hermione Karanlık Lord'un yenilmesinde çok büyük bir rol oynadığı için bundan dolayı ceza almamış. 3. Harry Potter'ın bir oğlu Gryffindor'a seçilmişken diğer oğlu bir Slytherin öğrencisi oldu. Harry'nin ilk oğlu James Sirius Potter kimseyi şaşırtmayarak Gryffindor öğrencisi olmuşken bu sene öğrendik ki diğer oğlu Albus Severus Potter ise bir Slytherin öğrencisi. 4. Seçmen şapkanın en çok zorlandığı iki seçim. Biliyorsunuz ki seçmen şapka bazen öğrencileri saniyeler içerisinde binalarına yerleştirebiliyor ama bazen de birkaç dakika düşünmesi gerekiyor. Örneğin Harry'de, Hermione'de ve Neville'de birkaç dakika fazla düşünmüştü seçmen şapka ama aslında 5 dakikadan bile uzun düşündüğü kişiler var. Bunlar Minerva McGonagall ve Peter Pettigrew. McGonagall için Gryffindor ve Ravenclaw arasında kararsız kalan seçmen şapka, Peter'ı ise Gryffindor'a mı yoksa Slytherin'e mi yerleştirsem diye uzun uzun düşünmüş. 5 numara. Hogwarts'ta okumak tamamen bedava. Her ne kadar öğrenciler kitaplara, cübbelere, parşömenlere paralar verseler de okulun herhangi bir eğitim ücreti bulunmamakta. 6. Toplamda 11 tane büyücülük okulu var. Hogwarts, Durmstrang ve Beauxbatons'ı zaten biliyoruz ama Rowling aynı zamanda şu okulları açıkladı. Brezilya'da Castelo Bruxo, Japonya'da Mohotokoro, Afrika'da Yugadoy ve Kuzey Amerika'da ise Ilvermorny Cadılık ve Büyücülük Okulu bulunmakta. 7. Çatlak kazan neredeyse yok ediliyordu. 19. yüzyılda Charing Cross yolunun yapımı sırasında çatlak kazanın yıkılması kararını alıyor Sihir Bakanlığı. Fakat büyücüler bir araya gelerek kitlesel bir şekilde hafıza büyüsü uyguluyorlar ve bu şekilde yol planlarını değiştirmeyi başarıp çatlak kazanı kurtarıyorlar. 8. Dumbledore eşcinseldi. Hatta bir zamanlar en yakın dostu olan ama daha sonra ezeli düşmanı haline gelen Grindelwald'a aşıktı. 9. Neville'in ailesi hiçbir zaman iyileşemedi. Uğradıkları işkence laneti yüzünden akıl sağlıklarını kaybeden Alice ve Frank çifti maalesef Rowling'e göre hiçbir zaman iyileşememişler. 10 numara. Dolores Umbridge'in esin kaynağı. Rowling bu karakteri yazarken gerçek bir öğretmenden esinlenerek yazmış. Yani Muggle dünyasında da böyle bir karakter gerçekten var. Aynı zamanda da Dolores karakterinin annesi bir Muggle, erkek kardeşi ise bir Kofte. O yüzden de ailesini sır gibi saklamakta. 11. Dumbledore'un en büyük hayali. Kelet aynasını hatırlarsınız. Bu ayna bakan kişiye en büyük arzularını, isteklerini ve hayallerini gösteren bir aynaydı ve Dumbledore bu aynaya baktığında bir çift çorap gördüğünü iddia etmekteydi. Ama aslında aynaya baktığında gördüğü şey kendi ailesinin sağlıklı, hayatta ve bir arada olduğuydu. 12. Vampir Profesör. Bazı hayranlar görünüşünden dolayı Snape'in vampir olduğuna inandı yıllarca ama öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Yine de Rowling zamanında hikayeye Trokar adında bir vampir profesör eklemeyi düşünmüş ama daha sonra bu fikrinden vazgeçmiş. 13. Ron ve Arthur Weasley neredeyse ölüyormuş. Aslında Rowling seriye başladığında Harry, Hermione ve Ron üçlüsünden kimseyi öldürmeyeceğine dair kendisine söz vermiş ama son kitabı yazarken bunalımda olduğu bir dönemde Ron'u öldürmeyi ciddi ciddi düşünmüş ama son anda bu kararından vazgeçmiş. Aynı zamanda da Arthur Weasley'i de öldürmeye karar vermiş fakat serinin en iyi babalarından biri olduğu için bu kararından yine vazgeçmiş. Fakat illa birini öldüreceği için Lupin ve Tonks'ta karar kılmış. Çünkü Rowling'e göre savaşların en yıkıcı yönü geride kalan çocuklar ve ilk savaşta geride kalan çocuk Harry Potter'dı. O yüzden ikinci savaşta da bu savaşın yıkıcı gücünü göstermek adına geride bir çocuk bırakmak istemiş ve bu yüzden de Lupin ve Tonks'u acımadan öldürmüş. 14.
Harry ve Dudley ailece görüşüyor. Dudley'nin ne kadar kötü bir kuzen olduğunu ve Harry'nin çocukluğunu nasıl mahvettiğini hepimiz biliyoruz. Ama yaşı birazcık ilerlediğinde elbette ki Harry hakkındaki görüşleri de değişti. İki kuzen hala çok yakın olmasalar da yine de arada sırada ailece görüşüyorlar. 15. Sihir Bakanı Fudge Merlin nişanını kendi kendine vermiş. Merlin nişanı büyücülük dünyasının en itibarlı nişanlarından bir tanesi ve sadece üstün cesaret örneği gösteren veya seçkin büyücülük yeteneğine sahip olan kişilere veriliyor ki bu nişanın sahiplerinden bir tanesi de Dumbledore. Ama Fudge üstün kariyeri sebebiyle nişanı kendi kendine vermişti ve bu yüzden de büyücüler dünyasında oldukça tartışmaya yol açmıştı. 16. Azkaban'ın karanlık geçmişi. Azkaban her ne kadar bugün bir hapishane olsa da zamanında Ekrizdis adında bir kara büyücüye aitti ve ne büyücülerin ne de Muggle'ların haritasında yer almamaktaydı. Bu kara büyücü Muggle denizcileri yakalayıp onlara işkence etmekteydi. Fakat daha sonra büyücünün ölümü ardından Azkaban'ı gizleyen büyüler de ortadan kalkmış ve Sihir Bakanlığı burayı keşfederek orayı bir hapishane haline getirmiş. 17. Dumbledore'un ordusuyla yıllar sonra. Rowling birkaç sene önce Rita Skeeter'ın ağzından hayali bir makale kaleme aldı ve bu makalenin başlığı da Dumbledore'un ordusu Quidditch Dünya Kupası finallerinde yeniden toplanıyor idi ve biz bu makaleden pek çok bilgi edinmiştik. Bunlardan bazıları ise şunlardı. Harry'nin seherbaz olduğunu, iki oğlunu dünyaca ünlü Quidditch oyuncusu Victor Krum'la tanıştırdığını, Ginny'nin gelecek postasında muhabirlik yaptığını, Ron'un Weasley büyücü şakalarına ortak olduğunu ve Hermione'nin de bakanlıkta çalıştığını biz bu makaleden öğrenmiştik. Harry Potter dünyasıyla ilgili daha fazla bilgiye ve en güncel haberlere ulaşmak için Fantastik Canavarlar sitesini ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.